Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı qıtınlar ekranımız olsun. Xitay Amerika ve Kanada'ya narazılık bildirdi. Xitay Şarq kısım Uruş rayonunun akbarat bayanatçısı Amerika Kanada harbi paraxotlarının Tayvan boğazıdan ötkenlikigi narazılık bildirdi. Xitay Vangyi Torining bugünkü haberde bildirilishicha Xitay Sharq qism urush rayonining axborot bayonotchisi quruqliq armiya amaldori polkovnik Shiyi Amerika bilan Kanadaga norozilik bildirgan. Norozilik bayonotida 3 iyun Amerikaning Changhun nomli qo'g'lig'uchi paroxoti va Kanadaning Montreal nomli qo'g'lig'uchi paroxotining Tayvan bo'g'ozidan o'tganligini, bu ahvolni Amerika bilan Kanada tarafining oshkori ko'ptirganligini, aslida Xitay armiyasi Sharq qism urush rayoni dengiz havo armiya askari kuchini tashkillab bütün jarayonni nazorat qilganligini, aloqador davlatlar Tayvan bo'g'ozi rayonida qasdan vaqa, qasdan xavf-xatar paydo qilib, rayon tinchligi va muqimligiga yomon niyatda buzg'unchilik qilayotganligini, shu orqali Tayvan mustaqillik bo'lguncha kuchlarga xato signal berganligini bildirgan. Shiyi bayonotining oxirida ta'kidlab, Xitoyning Sharqiy urush rayonidagi qismlarining har vaqt yuksak hushyorlikni saqlab, barliq zarur tadbirlarni qo'llanib, har xil tahdid ig'vogarchilikka qat'iy taqobil turadiganligini, Xitoyning egalik huquqi, bexatarligi, rayon tinchligi, muqimligini qat'iy qo'g'daydiganligini bildirib, bildirdi. Xitoy mudofaa ministri xalqaro jamiyatga tahdid soldi. 4 iyun 20 günü vətlik Shangri-La söhbət yığınığı iştirak qılıvatqan Xitay Dövlət Müdafiə Ministri Li Shangfu xalqara cəmiyyətki təhdid selib, əgər Xitay bilən Amerika otursudu kəskin toqunuş və tirkiş bulub qalsa, bu dünya üçün çidğusuz abət buludu. Amma Xitay qarşılışnə əməz dialogunu xalaydı, dedi. Xitay axbarat orqanlarının xəbər qılışca, Xitay Dövlət Müdafiə Ministri Li Shangfu muxbirlərinin alaqadar suallarına cavab verib, Nima uchun baya ko'pchilik o'tirg'i qo'ygan masalalarning hammasi boshqa davlatlarning havo tavalligi va dengiz tavalligi atrofida emas, balki Xitoyning havo tavalligi va dengiz tavalligi atrofida yuz beradi deb savol qo'ygan va navbatda Xitoy zamin da'vosi qilayotgan barliq rayonlarning Xitoyning tavalligi ekanligini ta'kidlagan. Li Shangfu sözünің ақырыда тәкдет тәрізіда әң яқшы чары шоке, әр қайсы дөлетлер өзлерінің хәрби параход айрупларларыны яқшы башқұрышы керек деген. Erdoğan'ın vazifeye oturuş murasımığa Uyghurlar mı təklif qilindi? Aldınqı hafta qaytadan Türkiye prezidentliğe saylanğan Recep Tayyip Erdoğan 2028-ci ilgiçi devamlaşıdığan prezidentlik vazifesini başlaş murasımığa Uyghurlarğa vakaleden Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliginin reisi Hidayetullah Oğuzxan bilen Şarq Türkistan Ölümalar Birliginin sabiq reisi Dotsent Doktor Adavullah Şahyar təklif bilen iştirak qildi. Murasim paytaxt Anqaradagi prezidentlik sarayida o'tkazilgan bo'lib, murasim juma shanba 2 kun davom qilgan. Prezident Erdoğan Turkiya parlamenti umumiy yig'in zalida qasam berib, vazifa topshirib olgandan keyin sarayda vazifa boshlash murosimi o'tkazildi. Dunyo anlari bu murosimga yaqindan ko'ngil bo'layotgan bo'lib, prezident Erdoğan'ning vazifa boshlash murosimiga Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg, Venezuela prezidenti Nicolas Maduro, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston qatorliq Turk jumhuriyatlarining prezidentlari, Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif, Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyev, Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan, Somali, Aljeriya va Balkan davlatlarining prezidentlari va vakillari, Arab dunyosi rahbarlari qatorliq 78 davlat raisi va vakillari hamda yuqori darajalik amaldorlar shunaqla nurg'ullagan davlat vakillari ishtirok qildi. Prezident Erdoğan murosimda qilgan so'zida barliq mehmonlarga rahmat aytdi va o'zini oldimizdagi 5 yilda vazifa o'tashga loyiq ko'rgan xalqiga rahmat aytdi va Turkiyaning oldimizdagi 5 yilda qiladigan muhim xizmatlari haqida qisqa so'z qildi. U so'zda yana Turkiyaning ma'naviy kuchiga ishorat qilib, Turkiya uchun ko'zlari yosh duo qilayotgan millionlagan mazlumlar uchun xizmat qiladiganligini ta'kidladi. Murosim Turkiya Diyonat ishlari boshqarmasi raisi professor doktor Ali Erbaşning ta'sirlik duosi bilan oxirlashdi. Turkiyaning yangi ministerlar kabineti e'lon qilindi. 3 iyun tushdan keyin Changaya sarayida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida prezident Recep Tayyip Erdoğan yangi ministerlar kabineti a'zolarini e'lon qildi.
Sabah gezdinin 4. iyondaki haberde bildirilişe, bütün dünya dikkatini merkezleştirgen Türkiye'nin kelgüsü 5 yıl içinde vazife ödeydigan ministerler kabineti ahire ilan kılıngan bulup, bunun içinde Sehiye Ministeri Fahrettin Koca bilen Medeniyet ve Sayahat Ministeri Mehmet Nuri Ersoy'dan başka ministerlerinin hemmesinin vazifesi ahirleştirilip, yeni ministerler tayinlendi. Yeni ministerler kabineti tövendikçe, Muavin Prezident Cevdet Yılmaz, Adliye Ministeri Yılmaz Tunç, Aile ve İctimai Siyaset Ministeri Mahinur Özdemir Göktaş, Emgek ve İctimai Kapalet Ministeri Vedat Işıkhan, Muhit Asıraş Şehirleştiriş ve Klimat Özgürleşi Ministeri Mehmet Öz Haseki, Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, İnergiye ve Tabii Baylıklar Ministeri Alparslan Bayraktar, Yaşlar ve Tenterbiye Ministeri Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Ministeri Mehmet Şimşek, İçki İşler Ministeri Ali Yerlikaya, Medeniyet ve Sayahat İşleri Ministeri Mehmet Nuri Ersoy, Maarif Ministeri Yusuf Tekin, Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Sehiye Ministeri Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknik Ministeri Mehmet Fatih Kacır, Yezi İgiliki ve Ormancılık Ministeri İbrahim Yumakli, Suudi Ministeri Ömer Polat, Katnaş ve Ul Esleha Ministeri Abdülkadir Uraloğlu. Nöbette her kaysi ministerliklerde arka arkadan vazife ötküzüp biriş murasimi ötküzülmekte. Sullivan, Amerika'nın Xitay bilen Rusya'nı yaltaytış üçün texamı köp yadro kuralığı ihtiyacı yokluğunu bildirdi. Amerika Devlet Bihaterlik Meslehçisi Jake Sullivan, Rusya bilen Xitay'nı yaltaytış üçün texamı köp yadro kurallığı hacet yokluğunu eytti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe, Amerika Devlet Bihaterlik Meslehçisi Jake Sullivan, devletinin ilgar yadro kurallığı iki ihkallikini, şuna Amerika'nın Rusya bilen Xitay'nı yaltaytış üçün texamı köp yadro kurallığı muhtaç emeslikini oturgu koydu. Sullivan yana Washington'ın Amerika bilen Rusya otursidiki 2010 yılı imzalanan yadro kurallarının kengiyişinin aldığını eliş kelişimi startı görüstülgen strategilik yadro kuralları çeklemesige 2026 yılı kelişimden müddeti toşkanga kadar emel kılıdgallıqını hem Moskova hem Beijing bilen kurallarını tizgille sökbetlerini ötküzüşünü halaydıgallıqını kayıt kıldı. Yeni bir tarafdan Tayvan'nın yadro kuralları iktidarını terakki kıldırgan Amerika bilen Xitay otursida soğukçılık yüzbergen bulup Beijing Washington'nın tokunuş haupını azaytış çakırgını red kılgan idi. Koreya bazı devletlerinin Şimali Koreya'nın bomba sınaklarına sel karavatkallıkını ilgiri sürdü. Cenubi Koreya Devlet Müdafiye Ministeri Lee Jong-sup bazı devletlerinin Şimali Koreya'nın tehdit seliş karakterlik başkurulduğun bomba sınaklarına sel karavatkallıkını oturgu koydu. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Singapur'da ötküzülgen Asya Tinç Okyan rayonu bihaterlik münberlerinin biri bolgan Shangri-La Dialog Münberi'ye katnaşkan Minister Lee Jong-sup rayon karakterlik ciddiciliklerinin halkalınışı temelik yığındaki sözü de tehdit seliş karakterlik başkurulduğun bomba sınakları arkalık Koreya yerim aralı bilen Tinç Okyan'a təsir görüstüvatkan Şimali Koreya'nın 2022 yılı başkurulduğun bomba sınak kılıçta rekord yaratkallıkını bildirdi. Minister Lee Jong-sup Kim Jong-un hakimiyetinin dikkatini yadro ve başkurulduğun bomba iktidarını terakki kıldırışkı merkezleştirip, yemeklik yetişmezlik ve iktisadi krizisi düşkelgen Şimali Koreya halkının kıyınçılıkları köz yumganlıkını ilgiri sürdü. Pyongyang hükümetinin yakın kelgüsüde yeni yadro sınıqı elip beriş mümkünçiliki barlıqı toğırsıdaki kararışlarına işaret kılgan Minister Lee Jong-sup, Şimalının kanunsuz hareketlerine sel karaydıgan devletlerinin barlıqıgı işaret kılıp, bazı devletler Şimali Koreya'nın kaidigi xılap kanunsuz kılmışlarına sel karavatıdı. Bu, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengişinin cezalarıdı boşluklarını payda kılmaqda, dedi. Minister Lee Jong-sup, Pyongyang'ın 2022 yılı başkurulduğun bomba sınıqı rekordu yaratkallıqını əsildip, Ekvalının şundaq buluşuğa qarmay, bazı devletler qarış çıqqallıqı üçün BDT'de qoşumçı ceza kararlarımı maqullan almadı, digərlərini qayıt kıldı. Dünya ve rayonun bihaterlik meseleleri müzakir kılındıgan muşim yığıllarının biri bolgan Shangri-La Dialogu'a bu yıl 40 devletten kelgen 600'den artıq ammevi vekil ve mütexassis iştirak kılmaqda. Azerbaycan, İran'ı sayahatki barmaslıq haqqıda puhralarını agahlandırdı. Azerbaycan puhralarının mecbur bulmağan ekvalde İran'ı sayahatki barmaslıqı kerektiki haqqıda agahlandırış elan kılındı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe, Azerbaycan Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatıda, yanvarda Azerbaycan'dan Tehran'da duruşluk baş elçihanısı'a kılınan terörlük hücumu eskertilip, Azerbaycan puhralarının mecbur bulmağan ekvalde İran'a sayahatki barmaslıqı kerektiki, sayahatki barğallarının bolsa, katlıq dikkat kılışı lazımlıqı tavsiye kılındı.
Bayanatta İran'da duruşluk Azerbaycan puhralarının bihaterlik kaidelerine riayi kılışı gereklike zürür tepilganda Tebriz'deki başkonsulhanı bilen alakılısı buluduğallıkı uxturuldu. Azerbaycan'ın Tehran'da duruşluk elçihanısıga 27 yanvarda kılıngan korallı hücumda elçihanının bihaterlik başlıkı kaza kılgan ve 2 nefer bihaterlik hadimi yarlangan idi. Azerbaycan hücumga karata terörlük hareketide baha bergen ve Tehran'da duruşluk elçihanısının faaliyetini vaxtınca toxtatgan idi. Vaqadinkin har ikki davlatning mas'ullari bir-birini ayiblash xarakterlik bayonotlarda bo'lgan va Azerbayjon Iranning 4 diplomatiya xodimini, Iranmo Azerbayjonning 4 diplomatiya xodimini yoqtirilmaydigan kishi e'lon qilgan edi. Azerbayjonda Iran istixboroti bilan chetishligi bor deb qaralgan kishilarga qarshi harakatlar olib berilib, nurg'un kishi qo'lga olingan edi. Iranga qarshi ko'z qarashlari bilan tunilgan azerbayjonlik siyosatchi Fazil Mustafa 28 martda uyining oldida qurolli hujumga uchrab yaralangan va Azerbayjon doiralari bu hujumga qarata Iran manbalik terrorlik hujumi deb baho bergan edi. Prezident İlham Aliyev bir yığında sözlügen nutkuda Azerbaycan bilen İran otursudaki münasibetlerinin tarihtiki en tüven seviyede işgeldikini etkan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşkice. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.